sıcak bir günde bizlerle birlikte oldunuz. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Birkaç başlık özelinde tabii ki sergiyi konuşacağız ama genel olarak bazı kavramlar biraz daha öne geçecek gibi görünüyor. Ama süreç içerisinde sizlere de soruları olursa çok seviniriz hakikaten. Birinci referans şu olsa gerek. Bu bir retrospektif. Muhtemelen retrospektif deyince hepimizin kafasında bir şeyler canlanıyor. Yani bunun bir bağlamı var. Kronolojik bir akışı var. Öyle ya da böyle sanat tarihsel bir kökü var. Bizler, yani müzede retrospektifler yapıyoruz. Eminim birkaç tanesini daha izlemişsinizdir. Genel olarak dünyada da retrospektif çok önemli kabul edilir, çok prestijli kabul edilir ve doğal olarak da size sadece hani bir mekan tecrübesi değil, akabinde o sanatçının bütün külliyatı, bütün birikimi, zaman nasıl ileriye akıyorsa sergide ileriye akar. Dolayısıyla serginin nasıl başlayıp nasıl gelişeceği ve nereye ulaşacağı konusunda bir ön bilginiz oluşur. Bu verili bir şeydir sizin için. Tabii burada İnci ile başka bir şey yapmaya çalıştık. Dolayısıyla biraz bunun etrafında bir başlangıç noktası bulduk kendimize. Tabii sorular doğuyor burada. Muhtemelen serginin bütün kurgusuna baktığımızda aslında bir bütüncül bir enselasyon görüyoruz. Kendi içinde çok konuşulacak referanslar oluyor ama benim için birkaç tane özel anlamı var. Bir tabii iki tane platform var orada. Yani bunlar bir seyir platformu diyebilirsiniz, bir balkon diyebilirsiniz. Ama temel olarak da aslında bir coğrafyaya bakıyoruz bu platformlarda. Yani platform bize çok güzel bir manzaraya bakarken belli bir yükseklikten izlemenin verdiği hazzı da verebilir. Oraya baktığınızda keşfedebileceğiniz farklı perspektifleri de görme şansı da verebilir. Tıpkı bu sergide olduğu gibi. Bu önemli bir referans bizim için. Yani kafasında işaret ettiği çok şey var. Onları tabii ki konuşacağız. Ama en nihayetinde geri dönüp baktığımızda bizim sergimizde tarih ilk günden bugüne akmıyor. Hatta kolay kolay tarif edilecek bir tarih de yok ortada. Biz nihayetinde bir belleği davet etmeye çalıştık. 77 yılından belki de ilk işler var. Ama açıkçası başladığınızda onları görmüyorsunuz. Bir yerden sonra belki tarihin en azından sanatçı olarak incini, ilk tecrübelerini uzun bir süre sonra ancak şahit olabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu form ne ifade eder? Biraz bunu tartışmak istiyoruz öncelikle. Yani bir retrospektif sergi en nihayetinde yeniden bir canlandırma alanıdır. Dolayısıyla bir form olarak bir retrospektif ne demektir? Biraz bunu düşünmek istedik. Bu şahsen benim için de hani kişisel olarak da çok ilginç, heyecanlı ve çok yaratıcı bulduğum bir süreç oldu. Dolayısıyla hem çok öğretici oldu hem de bir retrospektifi kurmanın, kurgulamanın, tekrar yaratmanın başka pek çok olasılıklarını da görmüş ve göstermiş olduk diye düşünüyorum. İlk tabii ben İnci'ye uğradığımda, retrospektif dediğimde de böyle birdenbire arkasında karanlık bir şeyler oluştu. Evet, korkutucuydu başlangıçta. Ama belki de hani aslında Türkçesinde çok bulamadığımız bir başlangıç noktamıza vardı. Biz İngilizce Mid Career Show demek istedik ama bunun Türkçesini bir türlü çözemiyoruz. Ama bir gelenek olsun, bizim de bir alışkanlığımız ve kurum olarak da göstermek istediklerimiz var. Bu retrospektif kelimesinden de belki de korkmamak, hatta belki de buna ilişkin yeni bir alan aralamak. Yani retrospektif dediğimizde bütün bu saydığım, ilk elde aklımıza oluşan bütün bilgiyi de belki yeniden okumak gibi bir fırsatımız olabilir diye düşündük. Evet. Dolayısıyla oradan biraz ilerledik. Retrospektif. Peki ikinci başlık da bence tam da retrospektifle ilgili bir cevap. Bu da bence çok tartışılması ve üzerinde durulması gereken bir şey.
Muhtemelen retrospektifler tabii bize sanatçının külliyatındaki en kıyıda köşede kalmış, en hakikatten daha önce gösterilmemiş, en muhtemelen bütün birikimine sahne oluşturacak şekilde bir seçki oluşturmak gibi geliyor. Burada tabii benim en azından kendi kişisel tecrübem, sanatçılar bu tip retrospektiflerde neleri var neleri yok göstermek istiyorlar. Doğrudur, haklıdır ve hakikaten bu bir tercihtir. Oysa ki İnci'de öyle olmadı. Yani İnci vazgeçme hakkını çok kullandı. Kendi tarihiyle hesaplaşma hakkını kullandı ve bazı şeylerin olmaması gerektiğini. Ve gözümün önünde pek çok şeyi böyle benim için çok kıymetli olan ama onun başka bir değerlendirme dışarıda tutmak istediği referansları da bir an için unuttu. Ve hatta çok kolay bir şekilde de sildi. Bu da önemli. Yani retrospektif dediğimizde bütün bilgi ve birikim nasıl gelecek? Ama gelirken de tabii ki bunu nasıl ölçeceksiniz? Sanatçı neye göre ölçecek? Veya kendisiyle hesaplaşmasını, bütün tarihine geri dönüp bakmasını ne kadar, hangi bağlamda tercih edecek ve sunacak? Bu da muhtemelen retrospektif etrafında konuşmamız gereken bir başlık. Üçüncü başlık, onu sonra söyleyeyim. Ne diyorsun? Başlayayım mı? Başla. Hepinize hoş geldin demek istiyorum başta. Evet, retrospektifi yeniden tarif etmek, tanımlamak durumundaydım tabii. Çünkü yaşayan bir sanatçı olarak 90'lı yıllardaki ne sergi koşulları var, ne o yapıtlar fiziksel olarak öyle bir şey. Ne de ben aynı insan değilim. Dolayısıyla ben retrospektif bir şekilde sahneleme olarak düşündüm. Sahneleme bütün bu seçtiğim eserleri belli bir mekana davet edip onların kendi aralarında bir diyalog sürdürmelerine uygun bir tasarım yapmam gerektiğini düşündüm. Aslında bir tasarımcı gibi davranmıyorum tabii. Yaptığım işler ve sanat pratiği böyle bir tasarımı, böyle bir anlayışı çağırdı. İlk retrospektif fikrini tartışırken Urban'da İzle ve Ortom'la yani bununla başa çıkmanın tek yolunun açık bir mekan yaratmak olduğu fikriyle başladık ve devam etti. Aslında ben bir takım eskizler yaptım. Fikir de şuydu. Mekan düşey ve yatay çalışmalıydı ve videoları kapatmamalıyız. Videolarla desenlerin, ki bütün pratiğimin temelinde desen var, bütün bunları bağlayan ve birbirleri içinde giriş çıkışları olanaklı kılacak koridorların birbirine açıldığı bir mekan yaratmak durumundaydık. Ve benim mekanla da ilgim hep uzun zamandır belki modernizmle başımın dertte olduğu, bununla çatıştığım işlerde çok belirgindir haremden itibaren. Ve 13. İstanbul Bienali'nde Coaction Device'ı hatırladığımızda davranış biçimim, yani bu pratiğin aslında bir parçası olduğu da ortaya çıktı. Hatta Coaction Device'den bir takım üniteler girdi işin içine, benzerlikler. Farklı bir takım pratikleri kucaklayabilecek bir alan oluşturdum. Sahneleme fikri aslında bir yandan da kendim için seyirlik ve kendimle karşılaşmayı bir deneyime dönüştürebileceğim bir alan yaratmak istedik ve bu fikirden de yola çıktı aynı zamanda. Her retrospektif yaşayan bir sanatçı için belki bir çeşit yüzleşme. Ama aynı zamanda da bu yüzleşme sanat izleyicisi için de söz konusu. Dolayısıyla izleyiciye daha fazla sorumluluk yükleyecek bir tasarım bu. Sergiyi izlerken tarihsel bir rehberlik yapmıyoruz ona. Bütün bu imgeleri ortaya atıp bütün bunların kendi aralarındaki konuşmalarını, benzerliklerini keşfetmelerini bekliyoruz. Aslında bu benim de yeni keşfettiğim bir şey. Çünkü çok uzun yıllar depolarda kalmış ve dosyaların içindeki desenleri ortaya çıkardığım zaman özellikle 80'li 90'lı yıllarda bir yandan da çok üzünlü bir şeydi. Bazı dönemleri unutmak ve silmek istediğim
bir de fark ettim. Ama o desenlerin içinden çıkan mektuplar, fotoğraflar ve bir şeyleri hep hafızayı geri çağırdı. Onlardan seçtiğimiz en önemli işler, benim için önemli işler, hala tazeliğini koruduğunu düşündüğüm işler. Başta Darülhacaze'de yaptım öğrenciyken. Bir gün içinde yaptığım desenleri ortaya koyduk. O benim için önemli bir başlangıç noktasıydı. Çünkü akademideki var olan eğitim sistemine bir çeşit karşı çıkmaydı, bir başkaldırıydı. Bunun sebebi de günler ve günler boyunca atölyenin içinde bir nüye bakarak sürekli desen çizmek, yani akademik olarak çok şey öğretiyor olabilir ama bir anlamda da onun kim olduğunu merak ettim. Bunu neden yaptığımızı merak ettim. Çünkü sanat benim için hep bir içsel zorunluluktu. Yani bunun ismini şimdi böyle koyabiliyorum ama çocukluğumdan beri bir dil arayışıydı bu. Ve bunun ötesine geçmenin bir yolunu aramam gerekiyordu. Çünkü aynı zamanda bu bir eğitimin parçası olmakla beraber çok sabırsızdım ve bunun ötesinde ne olduğunu araştırıyordum. Dolayısıyla asıl kurgulanmamış, atölyenin ortasına kurulmamış ve de nü geleneğinin dışında bir beden aradım. Bu beden tabii ki çok yarım ve sakatlanmış bir bedendi. Bunu da o dönem için tahmin etmek çok kolay. Ve oradan başlayan, sadece o bölümü gösteren, fakat o bölümü bir sanat eseri gibi göstermek istemedim, çerçevelemek istemedim. Burada çerçeve meselesi hakikaten bir sorundu benim için. Çerçevelemek istemediğim bir bölümdü Darülhacaze desenleri. Yani benim insan bedeniyle karşılaşmam. Biraz da o sırada okuduğum John Berger'ın da çok etkisi var. Gökyüzüne bakarak ve baktığın yerde bedenin oluşması, bakılan yerde bedenin başka türlü oluşması, bütün bunlar bir şekilde desen pratiğine de yansıdı. Yani bunlar son derece ekspresif, jestüel desenlerdi. Bu benim hep belki de 6 yaşından beri çok iyi bildiğim bir şey. Sanat olsun diye yapılmayan şeylerdi. Yani bu sanat pratiğinde aslında desenin yeri bence hep zihnimde neler olup bittiğini anlayabileceğim bir şey. Yani aksi takdirde anlamıyorum mesela ne oluyor. Aynı zamanda bu rutin, yani atölyeye kapandığınız zaman dış dünyanın dışarıda kaldığı, bütün bunların desenle ve zihnimle ve dünya arasında çizme eyleminin bir çeşit taşıyıcı olduğu, bütün bunları bağlayan bir pratik haline geldiği bir şeydi bu. Ve yani çok uzun zamandır çiziyorum ve çok basit malzemelerle çiziyorum. Zaman zaman desen daha büyük boyutlar aldı. Fakat hep rengi reddeden bir şeydi benim için desen. Renkle ve boyayla çalıştığım belli bir süre var. Fakat onun arkasında hep şöyle bir baskı olduğunu fark ettim. Akademide desen çalıştığım sırada bu çok takdir ediliyordu. Bu benim aynı zamanda personama ait bir ipucuydu. Fakat daha sonra desenin aslında sadece bir başlangıç olduğunu, asıl meselenin yağlı boya resim olduğu ortaya kondu. O zaman ben ciddi bir şekilde çuvalladım. Çünkü bu kendiliğinden ortaya çıkan son derece duygusal tepkiler bir anda sistemli, planlı bir şekilde boya bilgisi, renk bilgisiyle bir araya geldiğinde işlemedi. Tabii bu eğilimlerimi destekleyen de bir Mehmet Güleröz vardı o zaman. Yurt dışından yeni gelmişti ve çok içine girdiği, birdenbire neredeyse atıldığı toplum içinde oldukça uyumsuz ve muhalif bir kişiliği vardı. Dolayısıyla benim bu halim hep çok desteklendi ta ki son sınıflara kadar. Sonra birdenbire kendime bunu dert edindim mezun olduktan sonra. Ben renk öğrenmeliyim ve renk yapmalıyım ve tuval boyamalıyım diye. Fakat olmadı. Olmamasının sebebini şimdi daha iyi anlıyorum. Her ne kadar bir sürü insan o dönemde yaptıklarımı çok kıymetli bulsa da, yani reddedemeyeceğim bir varlıkları var tabii, fiziksel olarak hala atölyedeler. Fakat öte yandan desendeki samimiyetimi, o direkt ifadeyi taşımıyorlardı. Zaten benim renk ve boya dediğim şey de adeta bir tabakaydı. Yani bir şeyin içini dolduramıyordum. Yani onu bir resim tarihi içinde renk dediğimiz geçmişiyle göremiyordum. Yani bir çeşit kan pıhtısı gibi bir şeyler yapıyordum.
Ama şöyle yapalım. Yani bunu tabii herkes bilmiyor neden söz ettiğimiz. Yani bizim dışarıda tuttuğumuz... Evet, şimdi belki bunu de, neden yani dışarıda kritik olan tartışma bence o aslında. Evet, şimdi bunu neden tartışma? Ama şöyle özetleyelim. Yani İnce onu çok hızlı geçti. Oysa ki yani dönemi içerisinde baktığımızda da oldukça yenilikçi ve yaratıcı bir tuval kullanımı var orada. Yani figür anlamında da belki de muhtemel dönemin işte o dışa vurumcu tarzına da referanslar oluşturuyor olabilir. Ama genel sanat tarihsel bağlama oturttuğumuzda da hakikaten o dönemin çok ayrıcalıklı bir alanına referans ediyor. Hakikaten çok yani kişiselleşmiş bir resimden söz ediyoruz. Evet. Ve yani buradaki birkaç tepkide, dün akşam da olan birkaç tepkide, yani özellikle o dönemin ressamlarının senin o dönem ürettiğin işlere hem belki de kişisel olarak da çok başarılı bulmaları, hem de aynı zamanda dönemin ruhunu yansıtacak bir içeriye de referans vermeleri açısından da çok önemsiyorlar. Hatta hani niye seçmediğiniz türünde bir eleştiri gibi bir referansı oluştu akşamleyin. Evet, işte ben yani bütün bu işleri sahnelemek derken bunu kastediyorum. Evet, benim ortaya çıkarmak istediğim resim kocaman bir manzara. Bu manzarayı bu şekilde kurmak istedim. Çünkü kurgulandığı andan itibaren kendi içlerinde bir sürü bağ taşıdıklarını gördük. Yani bu sergi iki tane daha İstanbul Modern olsaydı belki başka bir anlayış içinde konurdu ortaya. Ama yaşayan bir sanatçı olarak benim kendi tarihimi göstermem gerekiyor. Ve burada zamanla ilgili bir derdim var tabii. Çünkü ilginç olan şey, üretimi hala sürdürmekteyim. Ve belli kopuş noktaları ve değişim noktaları olmakla beraber çok eskide bir tarihim var. Bunu lineer bir tarih olarak görmüyorum ben. Yani çizgisel bir tarih olarak geliştiğini düşünmüyorum. Hep inişli çıkışlı kırılma noktaları içinde ama ne olursa olsun bir şekilde de aynı imgeler üzerinden ilerleyen bir bütün olarak ortaya koymak istedim. Ancak bu şekilde benim için anlamlı olurdu. Yaptığım işlere bir sanatçı olarak üstünde bir söylem katıp bütün bunlara yeni bir anlam vermek yerine bu işlerin kendilerine boşlukta ve benden uzakta gerçekleştirmesini beklediğim için böyle bir sergileme biçimi de seçtik. Ve bu tasarım da bütün bunları taşıyabilecek ve izleyiciye de sorumluluğu aktarabilecek bir düzen içinde kurgulandı. Ve benim eskizlerle başladığım tasarım, Levent'in ve ekibin sürekli revize ettikleri bir yapı olarak nihayet sonunda gerçekleşti. Burada tabii iki türlü algılama öneriyorum aslında. Bir, her bir yapıtla kişisel ilişki kurabileceğiniz bir space var önünde her bir yapıtın. Fakat aynı zamanda da tüm bir yapıt büyük bir bütünün parçası olarak gözüküyor. Ve bunu köprülere çıktığımız zaman daha rahat algılayabiliyoruz. Ve serginin çeşitli yerlerinden farklı kesitlerle aynı zamanda bir işe bakarken diğer işleri de algılama fırsatı olabiliyor. Bu da bence yapılan işi daha canlı kılmak için. Çünkü dönüp baktığımızda zamanında oldukça irkitici bulunan derisiz ve tut serilerinin aslında şimdi son derece canlı ve güncel olduğunu da fark etmek mümkün. Bir yandan da hüzünlü olduğunu düşünüyorum. Çünkü zamanında bu tür işler aslında sanatçının kendi bağımsızlığını koruması için kendi kişisel ve toplumsal ifadelerinin bir biçimiydi. Fakat hiçbir şekilde dönem içinde, trendler içinde yer almadı ve şu anda genç sanatçılarla aynı sergilerde zaman zaman yer alıyorum ve onlar için de bence bir sürpriz oldu. Bütün bu dönemi görmek birbirine bağlı. Sadece onlar için değil bence. Yani o dönemi tecrübe etmiş insanlar için de öyle gibi duruyor. Evet, o dönemde o işleri görmüş insanların da şaşırması ilginç tabii. Yani akşamleyin muhtemelen en çok, aa aman tanrım bunlar nereden falan diye gelen evet. Tepkilerin ağırlığı hep güzel senin şey. Demek ki sanat yani. İzleyicisi değişmiş. Bu da hoş bir şey yani. Eskisi kadar tutucu değil. Eskisi kadar geleneksel düşünmüyor. Ya da bu tür sanatçı dediğimiz persona konusunda bu kadar katı değil. Bu da sevindirici bir şey. Böylece ben de belki kendi tecrübelerimle
jenerasyonlar arasında aracılık yapabiliyorum. Yani bugün bunları size bir hediye olarak veriyorum ve bunun içinde siz kendi tarihinizi yerleştireceksiniz. Yani Türkiye'de tabii hepimizi sıkan bir konu da bütün bu tarih, arşiv konusunun zayıf olması ve bütün bunları taşıyacak sergilerin sık sık yapılmıyor olması ve güncel sanatın gerçekten dün ve bugün başlıyormuş gibi hissedilmesi de büyük bir yanlış tabii. Dolayısıyla ben kendi adıma, kendi kişisel tarihim için de bu yanlışı düzelttiğimi de düşünüyorum. Yani yanlış bir hayat yaşanıyordu bence. Bütün bunları ortaya çıkarak aslında bütün bu resmi bir şekilde görebildik. Ve bunun birçok genç sanatçıya da cesaret vereceğini düşünüyorum. Bu süreklilik içinde her şeyi taşıyan desen aslında hiçbir zaman bir proje haline gelmeden sürekli günlük bir rutin olarak fikirleri ve düşünceleri dönüştürdüler ve farklı formlar içinde, bazen de video içinde kendilerini gerçekleştirdiler. Ya sanırım şunu da çok belki daha rahat görmemizi sağlamış olabilir ya da en azından hani akşamki tepkilerin cevabını oluşturması açısından yani herhalde bu hafızasızlıktan mı yani ya da bu iş hakikaten okunuyor mu okunmuyor mu bunlar çok büyük tuhaf karışık tartışmalar ama en nihayetinde ağırlıklı olarak herhalde senin işte harem sonrası yani 2009 sonrası çok daha hani önde olman çok daha belki sürecin ve dönemin de çok hızlı ve farklı bir şekilde dönüşmesi de bir şekilde insanların kafasında ince aslında 2000'li yılların sanatçısı gibi bir evet, haremle doğmuş yani. Bir sanatçı var galiba ortalıkta. Tabii. Onu pek fark etmemiştim. Oysa ki evet. İşte sergi muhtemelen bunun biraz önce bahsettiğin hakikaten bir imge akışı var. Yani biz öyle şeyler izliyoruz ki içeride yani 80'lerden gelen bazı imgeler 2010'lu yıllarda hatta haremin içindeki pek çok imge bunu özellikle hemen hemen serginin başına da göreceksiniz. Özellikle Terra Incognito serisi veya Tut'ta göreceksiniz veya Derisiz'de göreceksiniz. Yani senin şimdi şu an için kullandığın güncel pek çok sana ait ikonografik imge aslında 80'lerde de 90'larda da işlerinde dolaşıyor ve var. Belki de bu biraz farklı bir okumayı sağlayacak gibi geliyor bana. Evet, farklı bir okumayı sağlayacağı gibi güncel olanla tarihsel olan arasındaki o korkunç boşluğu da kapatıyorum sanıyorum. Değil mi? Bir sanatçının kendi tarihi var, pratiğinin bir tarihi var. Bütün bunlar güncelin dışında kalmasını gerektirmiyor. Ve sürekli bir diyalog halinde olabiliyor. Haremle başlayan dönem, yani başkalarının kafasında haremle başlayan ben aslında o dönemin çok o patlayan... Neyse o piyasanın, sanat ortamının ortasına oturduğu için belki herkes için görünür oldu. Ama onu hazırlayan kocaman bir süreç var tabii. Bu sürekliliğin görünür olması hoşuma gidiyor. Çünkü hakikaten 80'li, 90'lı yıllarda devam etmemek için her türlü sebep vardı. İkincisi bütün bu pratik içinde bir yandan da şu anda çoktan terk etmiş... Bu alanı terk etmiş. Kayıp arkadaşlarımı da, kayıp ressamları adına da aslında bu retrospektifi yapmak istedim. Yani bir insanın sanata devam etmesi neden bu kadar zor? Bir sanatçı hayatını, gerçek hayatının içine yerleştirmesi neden bu kadar zor? Bir kere onun da anlaşılmasını istiyorum açıkçası. Yani bundan bahsettiğim, söylemek istediğim şey... Sanat hiçbir zaman bir kariyer değil, bir yaşam biçimi. Dolayısıyla yaptığınız şeyler ve kendi kişisel hayatınız ve toplum ve siz, bütün bunlar birlikte evrilen şeyler. Hep hayatım boyunca bütün bunların bir aynı şey olmasını bekledim. Dolayısıyla yaptığım hocalıkta da bu pratiğin içine yerleşmek istedim hocalığımı. Yani karşılıklı diyaloglar içinde... Öğrenciden öğrenmek, karşılıklı öğrenmek ve belli hiyerarşileri kırmak. Hani Ranciere'nin bir lafı vardır, öğrenci hocanın henüz bilmediği şeyi ondan öğrenir diye. Buna çok inanırım mesela. Konuşurken öğreniriz. Dolayısıyla hocalık pratiğiyle de başlayan
ve hareme de çok denk gelen bir şey bu, farklı disiplinlere girip çıkmalar. Fakat o farklı disiplinlerin altyapısını da düşünürken teorik olarak, kuramsal olarak çok şey öğrendim. Farklı disiplinlerden öğrencilerle çalışırken ister istemez bütün bunlar dahil oldu. Yani hayatın akışı içinde sanatın olması için hakikaten olağanüstü bir çaba harcadığımı fark ediyorum şimdi. Neden? 80'li ve 90'lı yıllarda, hele 80'den sonra hepimiz çok yalnızdık. Yani bir araya gelip konuşma fırsatımız bile yoktu. Neden öyleydi bilmiyorum. Hakikaten çok zor dönemlerdi. Ve İstanbul Sanat Merkezi, Ermeni Manastırı tarla başında hepimizin toplandığı bir yerdi. Ve orası zaten cemaatini kaybetmiş bir manastırdı. Aynı zamanda da film platoları vardı içinde. Her birimiz bir odaya yerleştik ve o bir çeşit bir soyutlanmış ama aynı zamanda hayatın tüm çelişkilerinde yansıdığı tuhaf bir mekandı. Hayatta karşılığını arıyor insan bütün bu işleri yaparken. Yani bütün bu yapılanlar neyi değiştiriyor, kimi etkiliyor, nerede? Yani birbirimizi aslında birbirimize gösteriyorduk işleri. Birbirimizi besliyorduk. Sanatçılar sanatçıları besliyordu. İki kocaman tiyatro ve bir sürü sanatçı aynı mekanın içinde, odalarda, 5,5 metre yüksekliğindeki tavanlarda deli gibi üretiyorduk. Ama orada hayat değildi orası, yani gerçek hayat değildi. Ne sanat kurumları, ne sanat ortamındaki sanatçının üretimini karşılayacak, bütün bunları organize edecek hiçbir şey yoktu ortada gerçek anlamda. Dolayısıyla bu pratiği bir yandan da kendi hayatım, hep bunu hayatın içine nasıl yerleştirebilirim ve bu benim hayatım nasıl olur pratiğiydi. Çünkü bir yandan kadınım, çocuk büyütüyorum, hocalık yapıyorum, sanattan para kazanılmayacağına o sıralar çok emindik. Yani böyle bir şey hiç söz konusu değildi zaten. Dolayısıyla şimdi geldiğimiz nokta aslında nefes almak kadar insani bir şey sanat. Dolayısıyla bunu politik olarak korumanın ve ayakta tutmanın bir yolunu aramaya başladık şimdi farkındaysanız. Ve dolayısıyla yaşam biçimlerimiz doğrudan doğruya hedef alınmaya başlandı. Biz bir zamanlar 80'li 90'lı yıllarda sanatçı kimliğimizi kabul ettirmeye çalışırken kurumlarla ve bütün ortamla beraber, şimdi de sanat fikrini, bağımsızlığı ve özgürlüğü korumaya ve ayakta tutmaya çalışıyoruz. Yani aslında böyle üç kuşak bütün hayatım bununla mücadele etmek de geçmiş gibi geliyor şimdi bana. Ve işlere baktığımda da hakikaten çok derinde bir yerde bütün bu mücadelenin izlerini ben uzaktan baktığım zaman, kendi işlerimle arama bir mesafe girdiğinde görebiliyorum. Beni şimdi bugüne bağlayan en önemli şeylerden biri bu. Bir sanatçı olarak bir insan kendini özgürce nasıl geliştirebilir ve bu toplumun içine nasıl yerleştirebilir? Kariyer olmadığının farkındayız, bundan para kazanamayacağının farkındaydık o zaman. Ama bunun aynı zamanda çok insani bir ihtiyaç olduğunun farkındaydık. Dolayısıyla doğru izleyiciyi bulmak, ki önemli bu. İzleyiciyi eğitmek gibi bir niyetimiz de yok sanatçı olarak tabii ki. Doğru izleyiciyi ve doğru ortamı bulmak ancak bugünlerde mümkün oldu. Bu bakmak tabii bir bellek ve hafıza meselesini gündeme getiriyor. Yani biz bütün atölyende her şeyi aşağı indirdik herhalde ya da her şeyi masanın üzerine çıkardık. Ya pek çok kez tabii atölyede gidenler bilir, iki katlı bir yer. İşte farklı farklı noktalarda çalıştığınızda çok senemle de şunları duyduk. Aa, bunu kim yapmış? Evet. Bu ama böyle hani gerçek tepki olarak evet, ortaya çıkıyor. Evet, sürprizler vardı. Yani dolayısıyla hani orada kendi tarihine bakmanın yarattığı da bir enteresan bir durum olsa gerek. Biraz şaşkınlık da o çünkü. Onların hiçbir zaman açılamayacağını düşündüğüm herhalde. O kadar uzağa ve o kadar dip köşeye kaldırmışım ki o dosyaları. Dolayısıyla onları karşılaşmak bir yandan o yılları hatırlattı. Yani o işleri yaparken atölye ortamı, oğlumun küçücük, ben önde o arkada gidişi, manastır, para yok, pul yok, bir sandviçi paylaşıyoruz. Bütün o imgelerle beraber tabii ki böyle bir ortam canlandı benim için. Yani kişisel yanı tabii ki var. Yani bunu söylemek durumundayım. Yani bir yandan çok kişisel bir yan.
bir şey bu. Bu süreç, bu çalışma. Bir yandan kendimle hesaplaşma. Ne zaman kendime olan güvenimi kaybetmişim desenlerden gördüm onu. Orada bir afallamaya başlamışım. Yine Batı sanatıyla kafamda yanlış şeyleri tartışmışım. Bütün bunları da görme fırsatım oldu aslında. Nerede kendimi daha özgür hissetmişim? Nerede kendimi daha baskı altında hissetmişim? Nerede kendimi daha uyumlu olmaya zorlamışım hiç lüzum yokken? Çünkü dediğim gibi bağımsız kalmak ve bu özgür alanı tutmak başlı başına bir mücadele. Bu mücadele bir aktivistin sosyal meselelere verebileceği türden bir şey değil, bir tepki değil. Bu hem çok içsel bir şey, hem bunu taşımak ve sürdürmek ve inandığınız bir şey yapmak ve bunun karşılığını görmek, bunu paylaşmak. Çünkü paylaşılmadığı süre içinde hiçbir zaman bir sanat yapıtının ben gerçek anlamda dünyaya yerleşebileceğini düşünmüyorum. Ve zaten bütün niyetimizde pek çok sanatçıda olduğu gibi benim de seyirciyi izlemek, eğitmek, onlara parmak göstermek gibi bir şey değil. Sadece bu dünyada bir etki yaratmak. Bunun Türkiye'nin belli dönemlerinde bu kadar zor olmasını ve bir sebebi de sosyal bilimcilerin, toplum bilimcilerin bu alana hiç bakmak istememeleri. Çok ilginçtir mesela şey aslında bütün toplumsal cinsiyet meselesini sanattan okumak başlı başına çok eğitici bir şeydir. Yani kadın bedeniyle, kadın imgesiyle siyaset arasına sıkışmış olan o boşlukta sanat hep bir şey üretir. Dolayısıyla sosyal bilimcilerin ve toplumsal cinsiyet üzerine çalışan akademisyenlerin hiç ilgisini çekmemiştir bizim yaptıklarımız. Yani daima hep bir fantezi olarak bütün bu toplumsal yapı, ruh ve bütün bunlar, bilinçaltı, hayaller, bütün bunların dışında yorumlanmıştır. Dolayısıyla aslında benim verdiğim mücadele de bunun ne kadar gerekliliği, yani nefes almak gibi bir şey. Bu hepimiz için olması gereken bir şey. Yani bu herhangi bir yerde sergilensin, sergilenmesin, bir evin duvarına girsin, girmesin. Onun ötesinde bu rutini atölye içinde devam ettirmek olağanüstü zordu. Yani bunu mesela genç kuşakla özellikle paylaşmak istiyorum. Belki şu anda imkanlar çok farklı olabilir. Çalışma koşulları farklıdır, kontaklarınız farklıdır. Ama hep benim için hala hep taze kalan bir duygudur. Aman yine bir şey olacak da çalışamayacağım duygusuyla hala öyle çalışıyorum. Hep biri gelecek, bir şey olacak ve bu zamanı benden alacak. O yüzden hep zaman konusunda çok kıskanç oldum. Çok kıymetliydi bu. Bunun içinde kadın olmak da var tabii. Çünkü yani hepinizin bildiği gibi toplumsal cinsiyet ve kadın sorunu Türkiye'de inanılmaz boyutlarda. Fakat ideolojinin kapladığı alanın da dışında kalmaya çalışıyorsunuz. Bir yandan da acaba bizim varlığımıza ne kadar ne bulaştı ve bununla nasıl mücadele edebiliriz var. Öte yandan çok derinlerde bir yerde adanmak ve bağlanmakla ilgili tuhaf bir suçluluk duygusu var. Çünkü daima o ilgi ve bağlanmayı aslında hak eden birileri var. Çocuk var, aile var, şu var, bu var. Dolayısıyla o işte o zaman ve adanma ve bağlanmayla ilgili bütün o oradan oraya kendimi atmam ya da ne bileyim zamanı ve atölyeyi kullanma biçimim hep yaptığım işlere yansıdığını düşünüyorum aslında. Orada bir de üretkenlik var ama yani muhtemelen kuşağının en üretken, en yoğun çalışan muhtemelen tabii ki kendi bilgisini sürekli geliştiren ve sürekli yeni bir bakış açısıyla da güncel dünyayla hesaplaşma da var. Belki de bu sergi onu da gösterecek. Yani senin ne kadar üretken olduğunu ve hakikaten buna çalışkanlık belki bir kriter olmayabilir ama çalışma pratiğinin sürekli genişlediğini ve sürekli hakikaten tazelendiğini göstermesi de çok önemli. Evet, belki şansım şuydu. Desen konusunda bahsettiğim gibi zihnimin içinde olup bitenleri gösteren bir aksiyon, bir jest desenci ve bir rutin. Dolayısıyla o kadar esnek ki beni başka malzemelerle ve başka disiplinlerle bir arada çalışmaya götüren bir şey o. Çünkü o tek başına çerçevelenmiş bir sanat eseri olmanın dışında bir süreci taşıyor, bir sürecin ifadesi. Dolayısıyla benim desendeki rutin beni hayata bağlayan bir şeydi.
hayatımız sürdüren bir şeydi. Yani çizme alışkanlığı. Çünkü bazen çizgi kavramsal olabiliyor, tasarlayabiliyoruz bir şey. Bazen de hakikaten olup biteni dışarı atmak için bir vesile oluyor. O basit malzemeler, çin mürekkep ve fırça. Ama beni videolara ve bir takım formlara doğru, formsuz formlara doğru, derisize doğru taşıyan şey yine bu desenden geçti. Fakat benim yaptığım formlar da bir çeşit duvarda hafif boyut almış, belki üç boyut değil, ikinci boyutu almış formlar olarak duruyor. Videolarda ise hocalık deneyim çok önemli. Bahsettiğim gibi farklı disiplinlere yaklaşmam, batı sanatıyla tartışmam, modernizmin, modern ideolojinin zihinlerimizdeki etkilerini ve mimariyle uğraşmam, bütün bu entelektüel bilgiler ve zaman zaman karşılaştığım Agamben gibi bir yazarlar, Judith Butler gibi yazarlar benim pratiğimi etkileyen şeylerdi. Fakat bunun içinde kendime bir yuva yapabilmek için, bütün bu zihin içinde, entelektüel bilgi içinde çizmeye ve ne olup bittiğini, kendimde ne olup bittiğini anlamaya ihtiyacım vardı. Bir yandan çok içten olmaya çalışıyorum çünkü bu benim bir ihtiyacım. Yani bir nedeni varsa bir iş yapıyoruz çünkü. Yani durup dururken insan sanat yapmaz herhalde. Yani çok güçlü bir itki gerekiyor yapabilmek için. Bir yandan da tabii ki entelektüel bilgi, dünyada ne olup bittiği, nasıl baktığımız dünyaya, kadın bedeniyle ne yaptığımız, bütün bu imgeler, bütün bu hayal gücü ve bütün bu teoriler ve sosyal kuramlarla nasıl karşılaştığımız önemliydi. Ve desenle gelişen, deseni rehberlik ettiği bu pratikler açıldıkça birbiri içine geçen atölyeler oluştu. Video yapma süreci böyle çünkü hiçbir şey hiç kimseye sipariş etmiyorum ve yan yana çalışıyorum. Dolayısıyla bu pratikler aynı zamanda farklı farklı aşamalarda bu entelektüel bilgiyle daha farklı bir şekilde bir araya gelmeye başladı. Fakat sanatın hepimizin bildiği gibi aynı zamanda bir bilgi üreten bir alan. Ve bununla da başa çıkmamız gerekiyor. Yani imgelerle çalışıyoruz ama bir yandan da bütün o imgelerin aslında işgal edilmiş, çoktan sembolize edilmiş, temsil edilmiş imgeler olduğunu fark ediyoruz. Öyle bir yer aralamak istedim ki orada temsil edilenle edilemeyen, dile gelenle gelemeyen arasındaki bir boşlukta hareket edebileyim. Dolayısıyla bu benim hem sanatçı olarak kendi kişisel dengelerim hem de bu toplumdaki dengelerimle çok ilgiliydi. Yani herhangi bir öğretiyi temsil etmek değil, herhangi bir ideolojiyi temsil etmek değil, temsilin ne olduğuyla ilgili çok ilgiliydim. Bunun kökleri de tabii akademiye dayanıyor. Darülhocaz'a bir anlamda dahil olmadığım sanat tarihi, hem bir Türk hem bir kadın olarak Batı'nın dışında kalmış, sanat yapmaya çalışan, sanat öğrenmeye çalışan biri olarak kendime bir yer bulmam gerekiyordu. Dolayısıyla kovulduğum bir alanda, hiç olmadığın bir yerde tüm bir Batı sanatını taşıyamazdın. Mesela hala keşke birileri tez yapsa, o zaman hocalarımız hep bize Sezan'a bak derlerdi. Bu Sezan'a bakın arkasında olan neydi hep merak ederim. Bakardık Sezan'a, tabii ki şu kadarcık kitaplardan. Pek bir şey anlamazdık ama bilirdik ki Batı sanat tarihi kocaman bir şey ve sanat sadece Batılı bir şey ve buna dahil olmak için çok çalışmak gerekiyor. Ama nerede ve dünyanın neresinde, hangi boyutta bütün hayran olduğumuz ressamlar erkek, ben kadınım ve böyle bir ihtiyaçtan ortaya çıkıyorum ve karşılığım yok. İşte bu çelişki mesela çok uzun süre beni oyaladı. Sonra belki bu harem ve sonrasında daha modernist, daha farklı çatışmalarla gelişti. Fakat asıl benim, coğrafya benim için çok önemli bir dönem. Coğrafya serisini yaptığım zaman yine orada Bilar hepimizin buluştuğu, birbirimizle kendimizi daha iyi hissettiğimiz bir ortamdı. Orası Özgür Üniversite'ydi. Şimdi karşılığı olmayan bir yer. Aziz Nesin'in kurduğu. Ve orada ben, İhsan Bilgin, Ali Akay, Saffet Murat Tura, bir sürü insanla karşılaştım. Ve bunlar sürekli lecture'lar verirlerdi, dersler verirdi. Yerlerde otururdu insanlar. Bir tanesini girer, ötekinden çıkardık.
Ve ben orada Ali Akay'la, Dönöz ve Gattay ile çalıştım. Ve birdenbire ufkum açıldı. Yani sadece Batı'ya ait bir imge dili değil, tüm dünyaya atılmış her türlü imgenin benim malzemem olabileceği ve kendime eklemek istediğim bir Batı sanat tarihi olmadığını fark ettim. Bu ağırlıktan kurtulmak çok önemliydi. Ondan sonra desen benim için daha da ağırlık kazandı ve belki de daha fazla öne çıktı. Bu şeyi biraz daha açmakta fayda var. Bu entelektüel bilgi, yani başlarken de söylediğin referanslar. Ya muhtemelen 80'ler özellikle 90 başlarında herhalde hani okuduğuyla üretimi arasında bütün bu dil meselesini de dahil edecek şekilde bir disiplin arası da bir bakıştı diyebiliriz tabii ki o dönemin bütün genel sahnesini düşündüğümüzde. Herhalde seni kadar güçlü bu süreci sürdürmüş bir sanatçı yok gibi geliyor bana. Bence bunun sebebi hayatta kalmak içgüdüsü olabilir. Çünkü ben gençken küratörler ve pek çok sanatçı yazmaz, düşünmez, konuşmaz derlerdi. Çünkü resmi vardır, o konuşur. Senin konuşmana gerek yok. Dolayısıyla böyle afallamışımdır. Çünkü biri benim işim hakkında yazacak, yazamıyor. Konuşmamı bekliyor. Dolayısıyla ben orada ne söyleyeceğim? Kimse yazmadığı için o sıra ben başladım yazmaya. Ve yazarken de mümkün olduğu kadar kuram dışında ama bir yandan da bilginin, entelektüel bilginin de olduğu ama bir yandan da samimiyetimi ifade edebilecek bir yazı formu aradım. Çünkü kendimi anlatmak istemiyordum, kendimi indirgemek istemiyordum. Dolayısıyla yazma alışkanlığını devam ettirmek zorunda kaldım. Konuşmak durumunda kaldım çünkü kimse konuşmuyordu. Ve bunu, yani dilsiz olmak yine kadınlara yakıştırıldığı gibi ressamlara yakıştırılırdı. Ressamlar konuşmazdı. Ve işte bu benim anlatıyor her şeyi, yani konuşmama gerek. Halbuki bir şey çevirmeye çalışmıyoruz. Duygularımızı anlatmaya çalışıyoruz, süreçlerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Ve bu alışkanlık giderek hocalıkta daha da genişledi sürekli konuşma ve yazma. Orada da şöyle bir şeyle karşı, tabii sanat öğretilebilir bir şey değil, öğretilemez, mümkün değil. Ancak bir takım metodlar ortaya çıkarabiliriz. Ve karşılıklı etkileşimler yaratabiliriz. Dolayısıyla orada indirgemeden, tarif etmeden konuşmanın ve bir diyalog kurmanın yolunu aramak durumundaydım. Ve benim okuduğum şeyler aslında bir felsefecinin ya da sosyoloğun ya bir kuramcının okuduğu şeyler olabilir ama benim onları anlayış biçimim çok farklıydı. Dolayısıyla işte bu bilginin de sürekli hem zihinsel hem bilinçaltında yansımaları, bu bir çeşit zihin ve bunun işlemesi ve çalışması için hep atölyede böyle hep bunları taşıyan, birbirine bağlayan, bu akışı sağlayan bir desen pratiği vardı. Bu senin söylediğin bir başka versiyonu da vardı bu hayatta kalma mücadelesinin. Aslında o dönemde kimse okuduğu şeyi falan paylaşmaz yani. Hani okuduğu şeyin sanki resmini veya illüstrasyonunu yapıyormuş durumuna düşmek açıkçası hani o dönemin ressamları için biraz da ne diyeyim hani hem etki kaynaklarını paylaşmak bir şeydi. Küçük evet. Düşürücü bir şey. Yani çünkü yani şey demek onlar gökten düşerdi. Evet, ilahi bir şey gelir. Çünkü hani onlar senin birdenbire onu yapıyorlardı ve hiç esinlendikleri bir şey ben söz etmezlerdi. Neden esinlendi mesela? Hangi sanatçı beğeniyor? Beğeniyorsa da Rembrandt diyor mesela. Yani böyle birdenbire sanatçı gökten düşüyordu bütün. Benim için öyle bir şey değil. Çünkü hayatım çok içinde. Sürekli hayatla aramda bir akış var. Dolayısıyla hem burada dönemin ideolojik yapısı hem bu yanda bir insanın kendini inşa ederken bir sanatçı olarak, bir insan olarak, birey olarak, kadın olarak o inşanın içinde dilin çok büyük önemi var. Konuşabilmenin, ifade etmenin. Yani bir derdi varsa insanın bunun karşılığında kelimeler olmalı. O kelimeleri edebiyattan mı toplarız, sokaktan mı toplarız, nereden toplarız bilmiyorum. Ama onun karşılığı sadece teorik ve kuramsal bir dil değildir. Çok farklıdır. Bunu hep böyle
tırmalayarak ve bunun olması gerektiğini değil de yani kendi halimde bunun sürdürmem gerektiğini fark ettim. Neyse ki hocalık yaptığım dönemde daha rahat öğrenciyle paylaşabileceğim, tez danışmanlığı yapabileceğim de bir düzeye geldi bu. Yani bir çeşit dil edinmek ama bu dili sınırlandırmadan, tarif etmeden, o akışkanlık içinde, çünkü imgeler gibi, bütün bu akışkanlık içinde paylaşmak benim için önemliydi. Desen yapmaya başladığım zaman ben çok küçükken, aynı zamanda da okumayı öğrendikten sonra, benim jenerasyonumdaki pek çok insan bilir bunu, edebiyat okurduk çok fazla ve hala çok severim okumayı ve çok çok uyarır beni. Yani ayağa kaldırır bütün bir zihnimi ve ruhumu. Aslında yapamadığım bir şey, yazma alışkanlığım olmasına rağmen edebiyat çok büyük, çok başka bir şey. Büyük bir hayranlık duyduğum bir şey. Dolayısıyla bütün o imgelerin zihinde oluşması ve o esinlenmeleri çağırma yöntemlerimden biri de hayat kadar edebiyattı. Bazen insan beceremediği bir alanda varlık göstererek ilham kaynaklarını oradan bulabilir. Dolayısıyla dille ilgili, ki elbette düşünceyi geliştiren önemli şey dildir. Bütün bunların çok doğal bir ilişkisi olduğunu düşünürken bunları paylaşma imkanım yoktu kendi jenerasyonum içinde, kendi arkadaşlarımla. Dolayısıyla biraz sessiz yıllardı onlar. Orada bir damar daha var. O da dilin bir tür şiir formu olarak kullanılması. Ya da ya bunları ben şiir desem şiir değil açıkçası. Ama hani bir tür kelimenin senin bilinç altında ve kafandaki süreçlerle olan hesaplaşması da diyebiliriz buna. Sergide de kullandık birkaç yerde bunu. Onların akışı nasıl? Daha çok kitapta, katalogda yer alıyor. Bunlara eşlikçi metinler dedik. Dönüp baktığımda gördüm ki bir sürü yapıtın bir de metni var. Fakat bu metin meseleyi açıklamak için değil, o yapıtı açıklamak için değil. Onunla akan bir şey ve dil, yazı dili kullanılmış. Ve bunları doğru yerlerine yerleştirmeye başladığımız zaman aslında o ilişki çok daha netleşiyor. Bunlar şiirsel, yarı şiirsel metinler gibi. Tabii ki şiirler, şiir değil bu. Onlar da tıpkı bir dil arayışı, bütün bu imgelerle, görsel imgelerle yazılı imgeler arasındaki o çatışmayı, akışkanlığı yakalamanın da bir yolu olabilir. Aynı zamanda hakikaten kendi işimi, yaptığım işi dönüp baktığım zaman bu ne diyor dediğim zaman, baktığım zaman onun gideceği belli bir yer yok. Bir sürü yere gidip bir sürü zihinde kendini tekrar yaratması gerekir. Bunun karşılığı olan dili ararken beni başka bir işe davet ediyor bu şekilde düşünme biçimi. Arkasından başka bir şey gelebiliyor. Dolayısıyla bütün bu bilgi, imgeler, semboller, alegoriler, dünyaya atılmış olan her şey, bunlarla ilişkilerim bazen Batı sanatının ağırlığından kurtulmak, bazen dünyayı ve kendimi anlamak, bazen bu olup bitenleri anlamak, bütün bu özgürleşmeyle, özgürlükle ilgili sınırlarımı aramak için hep birer malzeme ve esin kaynağı oldular. Yani sonunda ortaya çıkan iş bir yapıt olmakla beraber onu oluşturan, onu yapan bir sürü şey var arkasında. Yani bana gökten düşmedi hiçbir şey. Dolayısıyla onu oluşturan başka ressamlar, başka resimler, edebiyat, Herta Müller, Ece Ayhan, bütün onları yapan başkaları var. Bütün bu süreç bir yandan da kendi öznemi nasıl kurduğum, bunu hayata nasıl bir varlık olarak yerleştirdiğimin hikayesi olduğuna göre ister istemez konuşan bir sürü özne var aynı zamanda. Bu muhtemelen herhalde uzun vadede sana da hani ürettiğini hakikaten fark etme ya da ürettiğini bir şekilde beni konformizmden koruyor bir kere. Yaptığı insan bazı yani yaptığın işe hayran olup altında kalmak gibi bir şey vardır. Yani özellikle benim dönemimde pek çok erkek sanatçı böyleydi. Kocaman bir dehaydı onlar ve yani altında kalırdı herkes. Kendileri de kaldı sonunda tuhaf bir şekilde. Sadece ufuklarını ve dünyalarını daraltmakla kaldılar. İşte o açılım, yani hayata doğru yayılmak ve bütün hayatın içine atılmış sanat yapıtlarıyla beslenmek olağanüstü zevkli olduğu gibi
beni de tabii konformist olmaktan ya da belli formlara tapınmaktan ve o formları bir imza gibi düşünmekten koruyor. Ve bütün bu işler dolayısıyla birbiri içinden çıkıyor. Bir süreklilik. Bu sürekli resmini çizmek istedik aslında. Okay, biz bir saattir konuşuyoruz. Evet, soru alabiliriz. Sormakta fayda var. Sorunuz var mı lütfen? Buyurun. Biz de konu çok konuşuldu, çok da konuşuyoruz, çok da seviyoruz aslında. Her seferinde de yeni bir şey keşfediyoruz. Ama sizden gelecek sorular bizler için çok kıymetli olacaktır. Neyse, buyurun. Bütün salonu hemen hemen tanıyoruz aslında. Direkt sen sor falan da olacak. Bir saniye. Bu İstanbul Modern'deki ilk kadın retrospektifi diyebiliyorum. Eğer Fahrennisa Zeydin ve oğlunun 2006'daki sergisini doğru saymazsak. Bir yandan bütün bu konuşmaların üzerine ve konuşmalar sırasında bunu düşünmek de ilginç ve keyifli oldu. Onu söylemek istedim. Sen sor Selam'cığım. Var mı soru acaba? Israrla salona döndük ama zannettik yok, ben sana döneyim. Yok, vardır herhalde. Teşekkürler. Bir 90'lar anlatısı var. Daha çok Vasıf Kortum ve Erden Kosova tarafından oluşturulan ve bizim güncel sanattaki soy ağacımızda belirleyici olan. İnci Eviner bu anlatı içinde yok. Dolayısıyla bu sergiden sonra 90'ları okumaya dair nasıl, yani serginin adını da düşünerek farklı bir 90'lar nasıl çıkıyor bu sergiden sonra? Bunu ben çok merak ediyorum açıkçası. Kalemi eline kim alırsa o kendine göre bir tarih yazıyor. Dolayısıyla bir anlamda onun için de bunu tartışmamız için de uygun bir fırsat olduğunu düşünüyorum. 90'lı yıllar böyle bir yıllardı. İçeride olduğu gibi. Başka soru var mı? Aslında ben şunu merak ediyorum. Yani bir sürü genç sanatçı arkadaşım var benim. Bazıları öğrencim oldu. Hiç bilmedikleri işleri gördüler. Merak ediyorum ne düşünüyorlar. Yani belki ortaokuldaydınız. Belki ilkokuldaydınız. Uzun bir süreç. Hiç bunları görmemiştik dediniz ya. Ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Buyurun buyurun. Çok güzel bir durum benim için. Ciddi anlamda kendi adıma benzer noktaları ve benzer süreçleri yaşayabildiğimizi gösteren bir takım özetler geçti gözümün önünden. Ve bu yalnız değiliz dürtüsünü uyandırdı ve çok güzel bir şey. Kadın olarak güçlü bir şekilde devam etmek ve üzerine asılmak, gerçekten istediğini ortaya çıkarmak. Bu noktalarda ve benzerlikleri demek ki doğru taşları doğru yerlere koyup doğru bir şekilde devam ediyorum hissiyatını verdi. Tabii ki bu seçkideki işlerin hepsinin neye göre seçildiğine de doğru orantılı bir şekilde gidebilir ama gerçekten kendi içindeki bağlantıları ve bütünlükleri videodan bir tuval üzerine geçiş ya da herhangi bir karışık teknik başka bir işe geçiş. Bunların hepsini görmek gerçekten çok büyük bir portreyi canlandırdı. Çok etkileyiciydi. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Burada sarf edersiniz ama herhalde kayıt sonra yayına dönüşmek. Lütfiye Bozdağ, serginizi daha gezmedim, gezeceğim. Ben şeyi merak ediyorum, konuşurken biraz evvel Batı sanatıyla hesaplaştım dediniz ya, o hesaplaşma bitti mi, devam ediyor mu? Yani bunu bir hem bir kadın sanatçı olarak soruyorum, hem de Türkiye'den, Batı dışından bir sanatçı olarak bu hesaplaşma bitti mi, ne durumda? Çünkü 90'lardan sonra hızla artan işte sosyal medya, sergiler, biyenneller, tabii 80'de başladı ama daha bir sanki
dünya sanatını takip eder duruma geldi Türkiye konum olarak. Siz nasıl görüyorsunuz? Bitti mi sizin hesaplaşmanız? Sanat tarihi açısından hiçbir zaman bitmez bu hesap tabii ki. Ne oryantalizm açısından ne ideolojik olarak hiçbir zaman bitmiyor bu hesaplaşma. Ama şu da var ki sanat ortamı daha da açık olmaya başladı son yıllarda, son 30 yıldır belki. Böylece bu kültürel farklılıkları da içinde barındırabilecek kadar çeşitlendi. Bu ayrı bir konu aslında ama biz dil tartışıyoruz. Yani dil meselesi. Yani şu dünyada, şu Türkiye'de, bu rejimde, bu ideolojinin altında, baskısında bütün bunlarla konuşuyoruz. Dolayısıyla bir yandan kendi durumumuzu anlamak için elbette ki bir takım önemli felsefecilere, toplum bilimcilere başvuruyoruz. Öte yanda yaşamakta olduğumuz şeyin ne olduğunu anlamak çok farklı bir kültürel bakış açısını gerektiriyor. Dolayısıyla elbette ki sanat çok evrensel bir şey olmak durumunda, yani lokal sanat olamayacağına göre. Ama öte yandan da bizim çok taze, çok acınası durumumuza da, yani çaresini bulamadığımız, kıvrandığımız duruma da cevap oluşturacak ve bunu sanata, dünyaya bağlayacak bir dil arayışı içindeyiz. Eskisi gibi tabii baskı altında değiliz ama yine de karşılaştırıldığı zaman oran olarak bence artık gözümüzü hani Avrupa'daki sanat ortamlarına dikmektense Türkiye'de gerçek bir sanat ortamını oluşturmak gerektiğini düşünüyorum. Yani yerel ve evrensel arasındaki çizgiler çoktan yok oldu. Türkiye'deki sanat ortamını doğru kurmak ve doğru beslemek daha önemli gözüküyor benim için. Tam da burada ben devam edeceğim ama varsa tabii başkalarına verebilirim soru sorma hakkını, ama tam da burada şunu sormak gerekiyor. Malum siyasi iktidarın Türkiye'de özellikle kadınlar üzerinde, kadın bedeninden doğru yaptığı bir baskı ve şiddet var, biliyoruz hepimiz. Bu konuda bir kadın sanatçı olarak nasıl tepki vermek gerekiyor? Sizde nasıl bir tepki oluştu? Biraz bundan söz eder misiniz? Son yıllardan özellikle. Evet, yani hepimizi tabii ki çok etkiliyor. Fakat öte yandan şunu da düşünüyorum. Bütün bunlara gündelik, güncel tepkiler vererek vaktimizi, yaratıcılığımızı, zihinsel gücümüzü harcamamız da bana çok acıklı geliyor. Dolayısıyla benim bütün pratiğim içinde zaten bu vardı. Fakat son yıllarda ideolojik baskının bir tek hükümete bağlanmasının da doğru olmadığını düşünüyorum. Bütün bunların birer parçasıyız. Bütün bunun sürmesine neden olan bir şeyler var. Çok derinlerde bir şey var. Ve bütün yaptığım işlerde de olup biten meselelerle, fantaziler, bilinçaltı, ideolojinin bilinçaltıda nasıl işlediğiyle ilgili bir süreç hep beni ilgilendirdi. Daha çok tepki duyuyorum. Fakat tepkilerimi ifade ederken bir şekilde daha bütüncül ve daha derin olmayı seçiyorum. Şu anda sürekli elimizdeki araçla, görsel dille günlük cevaplar üretmek, Facebook'ta kendimizi tatmin etmekten başka bir işe yaramıyor. O yüzden her kadının bunun hakkı olduğunu düşünüyorum. Her sanatçının böyle bir hakkı olduğunu düşünüyorum. Kendi zekasını küçümsemeden, kendi yeteneklerini küçümsemeden çok daha derin, çok daha büyük bir şeyler yapıp hayatın içine yerleştirme hakkı var. Dolayısıyla çok büyük, ağır bir baskı içindeyiz ve sürekli tepki oluşturarak bir şeyleri de kendimizi de tükettiğimizi fark ettim. Yani o kadar ağır ki koşullar. Sadece bütün gün buna öfkelenmek ve sinirlenmek ve bunun nesnesini doğrudan doğruya bağırıp çağırmanın ötesine bir şey yapmak gerekiyor. Yani insan olarak hayatta kalmak gerekiyor. Bu enerjiyi ve bu iyiliği, bu gücü bir şekilde beslemek ve hayatın içine yerleştirmek gerekiyor. Dolayısıyla benim tavrım sanatçı olarak bunu korumak. Hayata bir şey vermem lazım çünkü. Öte yandan gündelik hayat, bütün bu sosyal medya ve bütün bunları anında duyuyor olmamız, doğrudan doğruya kendi şahs kişiliğimizin üzerine gelmesi bu küfürlerin tabii ki beni çok öfkelendiriyor. Ama vaktimi buna tepki vererek harcamak yerine başka bir yolu seçtim. Çünkü buna da benim hakkım var. Yani bir özneysem, politik bir özneysem ve bundan bahsediyorsam ve bir özgürlük alanı arayışı içindeysem ve dünyada tek kalan özgürlük alanı sanatsa, bunu korumak durumundayım.
Son yaptığım iş bana kötü bir şey oldu. Sözlerini benim yazdığım bir iş. Orada bütün cinayete kurban gitmiş kadınları geri çağırmak için yaptım o işi. Yani geri gelin. Bir şekilde kendimi Orpheus konumuna yerleştirip sanatın da böyle bir gücü olduğunu düşünerek çok ilkel zamanlardan bu yana öleni geri çağırmak ve ona cesaret vermek, mağduriyet üzerinden değil, cesaret üzerinden meydan okuyarak bir iş yapmak istedim. Dolayısıyla o şarkı söylemek, şarkı söyleyerek bunu canlı tutmak, ruhu canlı tutmak, yukarıda tutmak için belki benim çabam var. Yani kendi reaksiyonumu da böyle ifade ediyorum. Teşekkür ederim. Can. Benim iki sorum var size. Bir tanesi söyleşinin başında ilk zamanlarınızda özellikle çocuğunuzu büyütürken zamanın çok değerli bir şey olduğunu söylediniz ve böyle neredeyse acele hissiyatıyla yaptığınızdan bahsettiniz ve bunun eserlerinize yansıdığını söylediniz. Yani bunu biraz açar mısınız? O hem o zamansızlık şeyin zaman az olması ve bunun yansıması. Hem bunu merak ediyorum. İkinci sorumu da sonra soracağım. Bir yandan ölümün kesinliği içinde üretmek bir sanatçı için sınırlı bir ömürde ve bunu bilerek böyle bir varoluş meselesiyle mücadele etmek ve yüzleşmek bir sanatçının meselesi. Öte yandan çok fiziki ve gündelik bayağı konularda yani gündelik hayat içinde kendine zaman ayırması, ayırdığı zamana ve yaptığı işe bağlanması ve adanması çok tarihsel olarak yani belki de genetik olarak çok zor. Bunu Ursula Le Guin de bahseder bilirsiniz. Her şeyim vardı, dadılarım, param ama adanmak konusunda bir problem var. Yani bunu biz kendimize mi yakıştıramayız? Yoksa bilmem kaç yüzyıllık geçmiş midir bu kodlana? Dolayısıyla zaman çok önemliydi. Çünkü aslında sanata kendinizi adayarak hak etmediğiniz bir şey yapıyor. Size yakışmayan bir şey yapılıyor. Bu benim kendi çocukluğumda ve akademideki hayatımda da vardır. Ve derisiz sergilendiği zaman da hep aldığım tepkiler şöyleydi. Bir kadın olarak nasıl yapıyorsun bunları? Yani bunun altında ne var? Yani bir şey mi yaşadın? Kişisel tabii bir şekilde. Dolayısıyla hem dünyada korkunç acılar var ve bunun dışında hissetmiyorsun kendini. Fakat bunu ifade ettiğin ve bunu taşımaya başladığın zaman yakışmayan, yakışıksız bir şeyler oluyor ortalıkta. Şimdi neyse ki genç kuşağın böyle bir derdi yok. Dolayısıyla yaptığım işlerde belki sanatın hayatımın içine bu kadar işlemesi, iki ya da üç hayat yaşamayıp tek bir hayat yaşama telaşı bir şekilde zamanı nihayet ben kontrol edebiliyorum. Hayatımı nihayet ben kontrol edebiliyorum. Bu yaşta tabii bunu söylemek kolay. Eskiden daha gençken hayatımı elimde tutma hakkım çok zordu tabii ki. Çok doğal yani. Çünkü bir çocuk sizden her şeyinizi ister. Yani aklında başka bir şey varsa onu hisseder. Dolayısıyla oradaki suçluluk çok temel bir şeydir. Belki de annemden, anneannemden geliyor, başkalarından geliyor bilmiyorum. Hep sırtımda böyle bir şey vardı. Zamanla ilgili. Aynı zamanda da mekanla ilgili. Mesela hep atölyelerim oldu. Yani ev değil atölye çok seviyorum. Birdenbire içeri giriyorum ve kendim oluyorum. Çok tuhaf. Çünkü hani vardır ya ben olacağım. Çocukluğumuzda 5 yaşında ayağını yere vurur ya annenin istediği biri değil de ben biri olmak istiyorum. Ben buyum. Sanki çok tuhaf bir şekilde içimde biri sürekli bunu yapıyor. Yani o yüzden atölye hep bir oyun alanı. Oraya gir ve istediğini yap, istediğin ol. Dolayısıyla bu kimlik politikalarıyla da çok ilgili bir şey. Yani üstüne yapışmış olan her türlü kimlikten aranabileceğin, kendini sürekli inşa edebileceğin bir şeydir sanat. Bir özgürlük alanıdır, bir pratiktir bu. Ve zaman ve mekan burada çok önemli. Çünkü çizmeye başladığın zaman yüzünü unutursun. Kimsin yoktur. Ve Foucault'dan yani beri bunu hep bir sürü yazar söyler.
Yüzünü silebildiğin zaman bir şeyler çıkıyor ortaya. Hafiflediğin zaman, dünyaya katıldığın zaman. Onun da yeri atölye. Atölye çünkü ben kurdum, orası pek de gerçekçi bir yer değil. Benim topladığım oyuncaklar var. Hani günlerce kalsam hiç sıkılmam mesela. O kadar çok yapacak şey bulunur. Ve o oynama ve orada kendimi iyi hissetme duygusu beni hep atölyeye ve mekanlara doğru götürdü. Belki de bu sergiyi biraz da böyle sahne gibi tasarlamamın nedeni de bu olabilir. Yani başka bir yere girelim ve orada oyun oynayalım. Ve orada herkes aktör olsun. Kendi oyununu keşfetsin. Böylece karşılaşalım. Eğer onu çerçeveleyip bu bir sanat eseri dediğiniz zaman o ilişkiyi kurmakta zorlanabilirsiniz. O atölyeden çıkıp gelen bir şey. Dolayısıyla o samimi ilişkiyi kurabilmek için belki böyle bir tasarım yapmış olabiliriz. Dün sergiyi gezerken bir iki sanatçı arkadaş da onu söylüyordu. Siz bu sergide sanki biz de hepimiz sizin videolarınızdaki bir performansçı gibiyiz ve rotamızı belirliyoruz, çıkıp iniyoruz falan gibi dediğinizle çok alakalı geldi. Bir sorum daha var. Bütün bu dönemde stüdyonuzda da eserleri gösterirken hep şeyden bahsetmiştiniz yani. Hakikaten ben bunları nasıl yapmışım, kimse satın almadığı zaman nasıl devam etmişim gibi. Yani merak ediyorum, belki merak eden başka insanlar da vardır. Yani ne zaman o kimliğinizi inşa etme sürecinden bahsettiniz? Ne zaman böyle kendinize sanatçı deyip o kimliğe mi tutundunuz? Ne zaman böyle, yani nasıl güvendiniz bu kadar kendinize? Güvendiniz mi? Evet, bu çok güzel bir soru. Çünkü hep sanatçı olacağımı düşünüyordum ama sanatçı dediğimiz kişi nedir, ne yapar? Çok da böyle dünyadan soyut bir şekilde büyüdüğüm için bir türlü bir kişi, bir persona haline gelemiyordu akademiye girdiğim zaman. Hala çok soyuttum. Başka bir dünyada dolaşıyordum. Mehmet Güler o zaman olağanüstü canlı bir hocaydı. Ve bütün konuşmaları aslında hakikaten içinde kim var? Çıkar onu. Yani özgür ol ve onunla yüzleş. Özgür olmak ne demek? Yani nasıl özgür olunur? Bunun yolu nasıl bulunur? Bu bir sanat pratiği içinde oluşacaksa nerede olacak? Nasıl yapacaksın? Bütün bunlarla kafamızın karışması çok iyiydi. Bir yandan da tabii sol hareket vardı ve aynı zamanda da Sartre okuyor olmam da bir garipti. Çünkü hem varoluşçulukla ilgileniyorum, hem koca bir ideoloji var, memleketi kurtarmak lazım, kadın kimliğin yok. Bütün bunlar olurken Mehmet Güler Yüz'ün hep ısrarla söylediği bir şey vardı. İçinde sanatçı kumaşı var mı? Mesela bundan çok şüphe ederdim. Acaba bende var mı? Ya kimde var? Nasıl gözüküyor? Nedir? Ya yoksa? Evet, ya yoksa böyle bir şey yani hayatımı anlayacağım. Hazırım. Çok hazırlıklıyım. Mesela orada yaşadığım şeyler aslında çok eğiticiydi. Bir kere kendi gözümü, aklımı, zihnimi eğitmenin yolunu buldum. Yani çok iyi konsantre olmalıyım. Çok uzun süre çizmeliyim. Ancak o işte çok uzun süre çizmek kendini kaybetmekle ilgili. Orada bir şey çıkıyor içinden. O çıkan şeyin ne olduğunu ona izin vermem lazım. Ona bir yol hazırlamam lazım. Onun bir yöntemi olmalı. Yoksa nasıl çıksın dışarı durup dururken? Yani ya da nasıl hayatla buluşsun bütün bunlar? İşte o sanatçı kumaşı bende var mı? Benim zamanımda çok söylenirdi. Hala var mı bilmiyorum. Sanatçı kumaşı var ya da yok. Ya da yok, ne bileyim. Dolayısıyla hem ben çok tutkuluydum, evet, ama yani ya bende yoksa bir şey bunu yapabilecek cesaretim olmayabilir, hayatta devam edebilecek gücüm olmayabilir, dirayetim olmayabilir, yeteneğim olmayabilir, zekam yetmeyebilir. Bunları nereden bileceğim? Genç bir sanatçıyım ve deliriyorum. Yani sanat, evet ya, hissediyorum ama bunu ifade edecek dilden yoksunum. Genç olduğum için tabii ki. Ve işte o sanatçı kumaşı benim örmem gerektiğini fark ettim. Bunu ben yavaş yavaş taş üstüne koyarak, asla ezici olmadan, asla etrafımdaki erkek egosu, korkunç dehaya benzemeden ama ayakta kalmayı da kendini savunacak kadar da güçlü ve aynı zamanda kırılgan nasıl olunur? 92'de galiba Louise Bourgeois'ın sergisini gördüm ve o zaman çok rahatladım.
Ve güvenim arttı kendime. Yani bir kadın bu kadar güçlü olabiliyor ve aynı zamanda da bu kadar kırılgan. Mermer kullanıyor ama zar kadar ince. Bir şeyler söylüyor, jilet kadar sert ama şiir kadar da yumuşak. Bu nasıl olunur? Yani mesela müthiş bir şekilde önümü açan sergilerden biri oldu. Amerikan pavyonundaydı. Dolayısıyla bu sanatçı kumaşı denen şey her neyse, bunu ilmek ilmek örmek gerektiğini fark ettim ve hayata karşı korumak gerektiğini fark ettim. Yani bir kale örüyorsunuz. Evet, siz açıksınız her şeye ama herkes öyle kolay kolay içine giremez. Dolayısıyla bunu hayatın içine yerleştirinceye kadar da çok uğraştım. Niye bu kadar zaman aldı bilmiyorum. Yani niye bu kadar zordu? Ya umarım şimdiki kuşak için çok daha kolaydır, bilmiyorum. Başka soru? Merhaba. Ben akademik eğitimle ilgili, şu anda Türkiye'de akademik eğitimle ilgili fikrinizi öğrenmek istiyorum. Nasıl? Korkunç. Tek kelimeyle korkunç. Gerçekten çok üzücü. Hala o korkunç erkek egemen bir eğitim sistemi olmasının yanı sıra oldukça da cahil olduğunu düşünüyorum ve çok keskin hiyerarşiler olduğunu düşünüyorum. Sanat eğitiminde biliyorsunuz daha çok bu Fransız, sonra da şimdi hala Almanya'da yaşayan usta, sanatçı ve atölyesi sistemi hala yaşamakta. Fakat bir yandan artık bunun karşılığı da yok. Öyle bir aura da yok ortalıkta. Ve sanat da hiçbir zaman didaktik bir bilgi olmaya müsait değil. Dolayısıyla hoca olmak inanılmaz büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Hakikaten beni bu çok korkutmuştu mesela. Öğretecek hiçbir şeyim yok. Yani mümkün değil böyle bir şey. Ancak ortada olduğunu düşündüğüm şeyi alevlendirebilirim, motive edebilirim, ortaya çıkarabilirim, cesaret verebilirim. Dolayısıyla Yıldız da bunu yaparak öğrendim arkadaşlarımla beraber. Ama şu anda genel olarak eğitim sistemine baktığım zaman çok umutsuz görüyorum. Fakat dünyada da çok farklı değil. Çünkü bu Bologna süreciyle ilgili çok ortak bir program yapılmaya çalışılıyor. Kültürel farklılıkları içinde eriten falan. Bence artık belki de sanat eğitiminin okullarda ve kurumlarda yapılmasının zamanı bitti. Yapılmamalı belki böyle bir şey. Ve 13. Biennale'de yaptığımız ortak eylem aygıtı da aslında buna bir cevaptı. Şimdi içeri giriyoruz. Fikirler var, kavramlar var, nosyonlar var. Bunlarla ne yapacağız? Hem entelektüel bilgiyle, hem zihnimizle, hem bilgi üreterek, hem de daha yaratıcı formlar nasıl bulunabilir? Hep beraber bunu nasıl yapabiliriz diye. Dolayısıyla sanat eğitimine hiçbir şekilde inancım kalmadı. Buna rağmen Kadir Has Üniversitesi'nde tez yönetmeyi sürdürüyorum. Çünkü okumayı, paylaşmayı, bilmediğim konularda öğrenmeyi seviyorum. Ya yani öğretirken öğrenmeyi seviyorum. Bu sadece tabii çok bireysel bir çalışma. Yani tez yaptığımız öğrenciyle baş başayız. Onun dışında hiçbir şekilde umutlu görmüyorum. Ancak bir takım büyük kurumlara eklemlenmiş geçici sanat mekanları, bir eğitim mekanlarının kurulabileceğini düşünüyorum. Ve bunu yapan dünyada benim gibi bir sürü sanatçı var ve umarım hepsi bir gün İstanbul'da yan yana gelirler ve sürekli farklı sanatçıların sürekli değişen workshopları olur, atölyeler olur, açık atölyeler olur. Onun dışında var olan sistem içinde çok umutsuz geliyor. Buna rağmen de çok iyi genç sanatçılar yetişiyor. Yani herkes bir şekilde yerini buluyor galiba, yani yolunu buluyor. Ama eğitim olarak hakikaten yüz kızartıcı bir durumda bence. Teşekkür ederim. Evet. Bitiriyoruz. Teşekkürler.